Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün yine çok değerli bir konuğum var. Bilişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık bizlerle. Ali Murat, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi bugüne yansıyan, bu sabaha yansıyan haberlerden biraz girizgah yapıp sonrasında çok merak ettiğimiz konular var. Evet. İsrail güçleri dün akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneye hedef aldı. Evet. Gazze Sağlık Bakanlığı hava saldırısında maalesef yaklaşık 500 kadar kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Aslında biz Gazze'de bir kara harekatı olabilir mi endişesini duyuyorduk ama dün akşam saatlerinde böyle bir haber geldi. 7 Ekim'e dönecek olursak, Hamas güçleri biliyorsun ki ilk olarak İsrail'e bir saldırı girişiminde bulundu. 7 Ekim sabahı Hamas güçleri İsrail'e hava saldırısında bulundu ve hepimizin merak ettiği konulardan biri. Sonrasında denildi ki şu haberler, şu başlıklar atıldı. Demir kubbe yıkıldı, demir kubbe çöktü yorumları yapıldı. Peki nedir bu demir kubbe? Senden alalım. Evet, şimdi aslına baktığınızda İsrail'in Demir Kubbe ismini verdiği bir hava savunma sistemi söz konusu. Bu savunma sistemi füze ve roket saldırılarına karşı koruma sağlamak, tabiri caizse bir kalkan oluşturmak amacıyla geliştirilmiş bir sistem. Zaten buna Iron Dome ismi veriliyor ve İsrail'de geliştiriliyor ve şu anda da kullanıldığını görüyoruz. Hatta baktığınızda bu İsrail'e yönelik El Kassam Tugaylarının roketleri ve diğer benzeri tehditlerle başa çıkmak amacıyla tasarlandığını görüyoruz. Bu sistem özellikle İsrail savunma şirketi Rafael'le İsrail devletine ait Hava ve Uzay Sanayileri Kurumu tarafından ortaklaşa bir şekilde geliştiriliyor. Yani aslında tamamen İsrail menşeili bir yapıdan bahsediyoruz. İşte bu demir kubbe, aslına bakarsanız çok daha hızlı karar alabilme, etkili müdahale yetenekleriyle sivil yerleşim alanlarını işte füze gibi, roket gibi tehditlere karşı korumak için kullanılıyor ve hassas izleme işlevini taşıyor. Burada aslına bakarsanız bu sistem İsrail'deki bu sivil nüfusu korumak, oraya gelen zararı engellemek amacıyla tasarlanmış oluyor. Ama şöyle, bununla ilgili demir kubbenin geçmişte de burada sonuçta bu radar sistemi, bunların da biliyorsunuz siber dünyada her zaman bu tarz tehditlerin var olduğu, yani güvenlik riskleriyle karşı karşıya kalındığının altını çizmemiz gerekiyor ki geçmişte de bununla ilgili zaten demir kubbenin hacklendiği, işlev göremez hale geldiği ifade edilmişti. Hatta bu dönemki tartışmalarda, yani bu saldırıda, Hamas'ın yaptığı saldırıda nasıl oldu da demir kubbe çalışmadı ya da bu füzeler nasıl yok edilemedi şeklinde biliyorsunuz tartışmalar meydana gelmişti. Bu medyaya çok yansımasa da demir kubbenin burada dışarıdan müdahale edildiği, siber güvenlik açısından değerlendirme yaptığımızda aslında sisteme erişim sağlandığı ve dolayısıyla roketleri tespit etmesinin önüne geçildiğine yönelik ciddi iddialar söz konusu. Zaten demir kubbenin o dönemde çalışmaması ya da işte dediğim gibi İsrail'e yönelik bu saldırı gerçekleştirdiğinde sistemin işlev göremez hale gelmesinin altında mutlaka bir siber güvenlik zafiyetinin olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Savaşları biz hep şöyle diyoruz ya, kara, hava, deniz savaşlarının var olduğunu söylüyoruz ama her zaman unutmamamız gerekir ki her zaman bu tarz savaşlarda siber güvenlik tehditleri ve riskleri de söz konusudur. Dolayısıyla siber güvenlik tehditleri, riskleri söz konusu olduğunda bunu unutmamalıyız. Bizim nasıl telefonlarımız, tabletlerimiz, bilgisayarlarımız risk altındaysa bu tarz savunma sistemlerinin de her zaman risk altında olduğunun altını çizmemiz gerekir. Çünkü bu belirlenen hedefleri yok etmek için bu işte demir kubbe karadan fırlatılan çok sayıda roket fırlatıcıdan oluşuyor. Bu roketler tehditlerle etkileşime girecek şekilde programlanıyor. Bu tehdit roketleri hedefe yaklaştığında da demir kubbe roketleri fırlatıyor ve tehdidi etkisiz hale getirmiş oluyor. Yani aslına bakarsanız İsrail için son derece önemli, İsrail savunması için son derece önemli olduğunu görüyoruz. İşte dediğim gibi Gazze'den atılan Hamas'ın gerçekleştirmiş olduğu roketlerin can ve mal kaybının önüne geçmek için aslında yapıldığını görüyoruz. Ancak dediğim gibi güvenlik önlemlerini yeterince almaması sebebiyle demir kubbenin ciddi manada artık işlevleri
tam olarak yerine getiremediğini de söyleyen bu noktada araştırmacılar ve raporlar söz konusu. Özellikle bu roket saldırıları için erken uyarı sistemi olarak da ifade edebileceğimiz bir yapı söz konusu. Bunun etkin çalışamaması o bölgenin dediğim gibi roket ve füzelerin tehdidiyle karşı karşıya kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla Demir Kubbe'ye hani atfedilen değer, önem, özellikle şu an çatışmaların yaşandığı dönemde bu noktada önemli. Yani Hamas ya da farklı bir güçten gelebilecek roket ve füzelerin önüne geçebilmek, onları imha edebilmek amacıyla son derece önemli ve mühim. O yüzden ama bu sistemlerin de her zaman güvenlik açıklarının olduğunu, geçmişte de bunların çok rahat ve kolay bir şekilde hacklenebildiğini hatırladığımızda, bu dönemde de bu sistemlere güvenmek, yani Demir Kubbe'ye tam anlamıyla %100 güven söz konusu mudur? Açıkçası tartışmaya açık. Çünkü %1 bile olsa her zaman her araç, her dijital ortamdaki, internet ortamındaki bir sistem ya da bu tarz savunma sistemlerinin her zaman güvenlik riskleriyle karşı karşıya kaldığının altını çizmemiz gerekiyor. Evet, özellikle de yıllardır savaş halindeki bir ülkeden bahsediyoruz. Oysaki dosta düşmana işte Demir Kubbe ile ne kadar da korku salmışlardı, ama oysaki gerçeğin öyle olmadığını önce Mossad ajanlarının işte bu girişimi fark etmemelerinden ya da yukarıya iletmemelerinden sonrasında da Demir Kubbe'de gördük. Ve aşamalı olarak gidecek olursak 7 Ekim'den itibaren hemen akabinde siber savaştan bahsediyoruz ya, bir fotoğraf yayımlandı. Hamas güçlerinin İsrail'de çocukları katlettiği fotoğraflar servis edildi ve akabinde de hem İsrail yönetiminden hem de Beyaz Saray'dan hayır, bu görüntüler, bu fotoğraflar doğru değil denildi. Sadece dünyaya servis edilen, belki de yapay zeka ile yaptırılan bu fotoğraflarla bir savaş algısı, olgusu oluşturulmaya çalışılıyor demek doğru mudur? Her zaman altını çizdiğimiz bir nokta var. Savaşlar sadece kara, hava, denizde gerçekleşmiyor. Sizin de belirttiğiniz gibi asimetrik savaşlar çağının içerisindeyiz. Yani devletler sadece bu güçlerini kullanmaktan ziyade sosyal medya, siber dünya ve bu noktada psikolojik üstünlük sağlama amacıyla çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Mesela hatırlarsanız El Kassam Tugayları İsrail'deki Holon şehrinin billboardlarını, reklam panolarını hackleyerek ellerindeki esir İsrailli askerleri oradan servis etmişti, göstermişti. Bunun amacı nedir? Savaşın bir de siber boyutunun, yani siber savaşının olduğunu göstermektedir ki İsrail açısından değerlendirme yaptığımızda ciddi manada İsrail'in siber güvenlik yatırımlarının çok üstün olduğunun altını çizmemiz gerekir. %8'lik bir oran söz konusu. Normal iş dünyasının %8'i, sektörün %8'i tamamen bu alan üzerine faaliyet gösteren şirketlerle dolu. Hatta geçmişte de biliyorsunuz bu işte İsrail NSO firmasının Pegasus casus yazılımından da çok fazla bahsetmiştik. Devlet liderlerinin bunlar aracılığıyla dinlendiği, bilgi ve istihbarat toplandığının da altını çizmiştik. Şimdi Microsoft tarafından yayınlanan bir rapor vardı mesela. Orada ciddi manada Hamas'ın da yaklaşık 200 ila 300 kişiden oluşan bir siber ordusunun olduğu, hatta bu Storm 1133 isimli bir hacker grubunun var olduğu ve özellikle İsrailli enerji, savunma ve telekomünikasyon hizmetlerini sunan özel kuruluşları hedef aldığına dair bu raporda farklı hususlar söz konusu. Özellikle işte dediğim gibi Hamas'ın burada işte örnek vermek gerekirse İsrailli bankaların hacklenmesini, İsrailli banka hesaplarına erişimin engellenmesini sağladığı ve işte bu sayede İsrail'e yapılacak yardımların önünü kestiği, hatta kimlik avı dediğimiz, işte dediğim gibi oltalama ya da diğer bir ifadeyle söylediğimiz phishing saldırılarında yine buradan Storm 1133 isimli hacker grubundan gerçekleştirdiği, işte hatta bu raporda İsrail, Amerika ve Hindistan'daki hükümet web sitelerini, bilgi teknolojileri sistemlerini çökertmeyi amaçlayan bir Ghost of Filistin isimli bir hacktivist grubun olduğu ve dolayısıyla İsrail-Filistin çatışmasının siber dünyada da var olduğunu ifade eden bir rapor vardı. Ben bu raporu okudum ve değerlendirdim. Aslında şunu söyleyebiliriz. Hani bu noktada dijital dünyada, siber dünyada da bir üstünlük mücadelesinin var olduğunu, aslına bakarsanız
işte İsrail'in yayınladığı görüntülerde yani savaşı aslında bir gerekçe sundukları, işte o çocuk fotoğrafları, yakılan, yanan çocuk fotoğraflarını göstererek aslına bakarsanız bakın hani bizim buradaki saldırımız doğru ve haklı sebeplere dayanıyor demesi. Ama siz de takdir edersiniz ki hatta bu Elon Musk'a da Avrupa Birliği Komisyonu'nun bir çağrısı olmuştu. İşte İsrail ve Filistin çatışmasına dezenformasyonun had safhaya ulaştığı, dolayısıyla özellikle Filistin lehine gerçekleştirilmiş, yani İsrail'in saldırılarının var olduğu görüntülerin bilgisayarlı oyunlarından alınabileceğini ifade etmişlerdi ve bunların kaldırılması için de o dönem, yani o dönemlerken geçtiğimiz haftayı kastediyorum, 24 saat süre vermişti. Aslında buradan şunu görüyoruz. Batı dünyası, Batı medyasının da üzülerek söylemek gerekir ki İsrail-Filistin çatışmasında taraf olduğu, tamamen İsrail'in yanında olduğu, hatta iş o noktaya gelmiş ki Filistin'deki hastane, bakın düşünebiliyor musunuz? Bir hastaneye roket atarlı saldırı düzenleniyor ve bu bile normalleştiriliyor. Bu gerçekten çok acı. Yani bunun tarifi söz konusu değil. Bunu bile meşrulaştırmak adına sosyal medyadan sürekli bir bombardımana tabi tutuluyor insanlar, kitleler. Ama tabii ki gerçekler kaçınılmazdır. Gerçekler geç de olsa ortaya çıkmaktadır. Şu an gördüğümüz görüntülerde baktığımızda işte çocukların, o masum çocukların katledilişi, annelerinin gözleri önünde öldürülüşü asla tarif edilebilir bir acı değil. Fakat medyanın da bu noktada ikiyüzlülüğü, Batı medyasının ikiyüzlülüğü açıkçası çok üzücüdür. Çünkü medya bu noktada gerçeği, doğruyu, çünkü bizim de iletişim fakültelerinde öğrencilerimize anlattığımız en temel nokta budur. Haberde doğruluk, tarafsızlık son derece önemlidir. Fakat burada tamamen İsrail'i destekleyebilmek, İsrail'in yapmış olduğu soykırım diyebileceğimiz, ki artık bu yavaş yavaş çok daha yoğun şekilde biliyorsunuz dillendirilmeye başlandı. Hani başlarda belki savunma olarak ifade ediyordu belli kitleler ama o konuda radikal olan isimlerin bile artık yavaş yavaş evet Gazze'de bir soykırım var, Filistin'e yönelik bir katliam var. Hatta bu Netanyahu'nun günümüzün Hitler'i olarak da ifade edilebileceğine dair yavaş yavaş söylemlerin artmaya başladığını görüyoruz. İşte buradan hareketle şunu ifade etmemiz lazım. Bizim dijital mecralarda da aslında bir savunma sistemi geliştirmemiz son derece önemli. Dezenformasyonun önüne geçebilmek için bildiğiniz üzere Türkiye'de de 2020 yılında sosyal medya yasası çıkmıştı. Yine bundan bir sene önce basın kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun biliyorsunuz söz konusu olmaya başlamıştı. Bunlar aslında şu dönem çok daha kıymeti anlaşılan yasalar oluyor. Çünkü bunun önüne geçebilmek, dezenformasyonu, manipülasyonun önüne geçebilmek ve tabiri caizse bu tarz görseller, sahte görseller, içerikler aracılığıyla savaşı meşrulaştıran bir İsrail'le ve bir Batı medyasıyla karşı karşıyayız. Bundan kaynaklı psikolojik üstünlüğü sağlamak ve ellerinde bulundurmak için sosyal medyayı da bir güç olarak kullandıkları, işlerine gelmeyen içerikleri de Meta gibi, X gibi şirketlere ultimatum vererek kaldırtmak istedikleri, bu hesapları ortadan kaldırıp askıya aldırmak istediklerini de açık bir şekilde görüyoruz. Tüm kamuoyu bunu görüyor. Açıkçası gelen görüntülerin hakikaten özellikle Gazze'den, Filistin'den gelen görüntüler hiç iç açıcı değil. Tamamen orada dediğim. Hemen araya girmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde baktığımız zaman fosfor bombalarının kullanıldığı gözlemlendi. Oysa ki işte yanında insanlar varsa o dumandan, gazdan anında ölebilecek kapasitede çok da önemli işte silah ve kullanılmayı yasak olan bir silahtan bahsediyoruz. Bunun için bile hiçbir yöneticiden, hiçbir ülkeden bir uyarı, bir vesaire gelmedi. Hatta bugünkü haberlere de bakacak olursak liderler araştırıyoruz, doğruluğunu araştırıyoruz. Gerçek mi? Soruşturmalar yapılacak. Bunlar araştırılıyor şeklinde. Hala araştıracağız şeklinde açıklamalar var. Peki en çok korktuğumuz konulardan biri de siber savaştan bahsediyorsun ya.
Biraz da karşılaştırmanı isteyeceğim. İsrail'in elindeki güç, Filistin'in elindeki güç ve sonucu ne olur? Nereye kadar varar bu siber savaşın sonucu? Şimdi şöyle söyleyelim. Siber savaş ve tabii ki sosyal medya savaşlarının var olduğu açık bir gerçek. Aslına bakarsanız buradaki temel gaye İsrail'i sürekli sosyal medyada ve siber dünyada haklı duruma getirerek belki de kara müdahalesini meşru sebeplere dayandırma amacının taşıdığını görüyoruz. Çünkü özellikle bu sadece dediğim gibi sosyal medyada değil, Batı medyası, Amerikan medyasında da manipülasyonların yapıldığını görüyoruz. Hatta mesela bu Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yayınlamış olduğu dezenformasyon bülteninin 94. sayısında bakın çok önemli bir olayın aktarıldığını görüyoruz. Bu Amerikan merkezli bir televizyon kanalı biliyorsunuz NBC. Bu öldürülen Hamas direnişçilerin üzerinden çıkan gizli belgelere göre diyor, kasıtlı olarak İsrail'deki ilkokullar ve çocuklar hedef alınmış iddiası ve manipülasyonu söz konusu. Aslına bakarsanız burada İsrail ile Filistin arasındaki bu çatışmalar biliyorsunuz nasıl oluyordu efendim? Cumartesi günü çocuklar okulda bulunmuyor, oralarda okumuyorlar. Dolayısıyla burada nasıl olur da bir okul hedef alınır, okulun olmadığı, eğitim öğretimin olmadığı bir günde nasıl olur da efendim çocukların öldürülüşü için Hamas buraya hedef alır? Yani tamamen gördüğünüz gibi haklı ve gerekçeli sebeplere dayandırıp dezenformasyonu tabiri caizse dibine kadar vurup İsrail'i haklı bir noktaya getirmek. İşte dediğim gibi Hamas'ı tamamen %100 suçlu ilan ederek İsrail'in bu noktadaki müdahalelerini hiçbir şekilde dediğim gibi bakın göz ardı etmememiz gerekiyor. Çünkü adamlar haklılar, didirtebilmek için yapıyorlar. Burada bizlerin de bu tarz oyunlara asla gelmemesi gerekiyor. Çünkü gerçekten şu an özellikle sadece siz belli kaynaklardan besleniyorsanız ciddi manada dezenformasyona maruz kalabilme ihtimaliniz başlıyor. Tabii Batı'nın bu noktada ideolojik söylemlerinin de altını çizmemiz gerekiyor. Kendilerine yakın görüyor. Amerika ve İsrail'in ekonomik ve iktisadi ilişkileri de bu noktada söz konusu oluyor. Yani orada Gazze'de, Filistin'de hastane bombalanmış, insanlar ölmüş, bebekler vefat etmiş. Bunların hiçbir derdi söz konusu değil. Onlar tamamen iktisadi, ekonomik olarak kendilerini kalkındırmak ve aslında dünyayı, belki de sınırları, haritayı yeniden biçimlendirme adına böyle zalimce müdahaleler yapıyorlar. İnanın bununla ilgili çok fazla şey söyleyebiliriz. Yani işte bu aktivistler bazen Amerikan Başkanı Joe Biden'a da soruyor. Yani bu Gazze'deki olaylarda haberiniz var mı? İşte adam ne diyor mesela? Ben sizi duyamıyorum diyor. Evet, sen aslında bunu çok iyi duyuyorsun ama duydukların senin işine gelmiyor. Üzülerek söylemek gerekir ki açıkçası burada tamamen bu zeminde Batı medyası, sosyal paylaşım ağları tamamen tek boyutlu bir şekilde İsrail'in her türlü saldırısını meşru kılmak amacıyla var güçleriyle çalışıyorlar. İşte belki bundan sonraki süreçte, bu ilerleyen süreçlerde bu dezenformasyonun artması, manipülasyonun artması ister istemez Batı kamuoyunun da etkilenmesini sağlayacak ve Batı'nın da desteğiyle birlikte temel amaç, temel gaye belki de İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu yapması ve orada tamamen tabiri caizse orayı tamamen dümdüz ederek belki de Gazze'yi kendi sınırlarına katma eğiliminde bulunmasına kadar gidecek bir katliamla karşı karşıya kalabiliriz. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Dünyanın artık buna dur demesi gerekiyor. Oradan gelen görüntüleri görüyorsunuz. Oradan gelen sivillerin aç kaldıklarını söylüyorlar. Herkesin vefat ettiklerini söylüyorlar. Elektrik yok, su yok. Yani bu açıkçası burada ciddi bir savaş suçu işleniyor. Ve bu savaş suçuna o medeni dediğimiz, özgürlükçü dediğimiz ülkelerin üzülerek söylemek gerekir ki sus pus kaldığını görüyorsunuz. Hatta şu an Türkiye'nin bile bakın arabulucu olarak burada işleri yürütmek için var gücüyle çalıştığını görüyoruz. Şu an Türkiye açısından değerlendirdiğimizde ciddi bir diplomasi trafiğinin var olduğunu görüyoruz. İşte güçlü ülke olmak bu noktada son derece önem arz ediyor. Dün akşam İstanbul'da, Ankara'da, Adana'da sokaklara dökülen İsrail için binlerce insan vardı. Tabii. Çok haklısın.
yürüyüşler düzenleniyor, camilerden selalar okunuyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti her zaman mazlumların yanında olmuştur, doğrunun yanında yer almıştır. Dolayısıyla ben her zaman bir kez daha, bakın bu olaylar yaşanırken bile bir kez daha kendi ülkemle, kendi milletimle bir kez daha gurur duyuyorum. Çünkü asla duyarsız kalmıyorlar. Ezileni, Evet. dediğim gibi ezilenin her zaman yanında yer alıyor. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok güçlü bir devlettir. Neler neler yaşamıştır ama dediğim gibi her zaman ayağa kalkabilmiştir. Güçlü ve dirayetli bir şekilde her zaman hem kendi coğrafyasını hem de dediğim gibi dünya coğrafyasındaki haksızlıklara, adaletsizliklere dur demek için var gücüyle çalışmaktadır. Bu da bizim aslında gurur duymamız gereken bir diğer noktadır. Bu benim beklentim ve temennim. Umuyorum çok daha fazla insan ölmeden, çok daha fazla Gazze'de, Filistin'de can gitmeden bu savaşın, bu çatışmanın bir an önce durdurulmasıdır. Ama dediğim gibi bu eğer bu şekilde Batı ve Avrupa, Amerika, İsrail'i arkadan böyle destekleyerek sen git ben arkandayım derse, aynı Rusya ve Ukrayna'da gördüğümüz uzun süreli olan aslında gerginliklerin, çatışmaların devam edeceği gerçeğini göz önüne almamız gerekiyor. Çünkü Amerika, tabii ki Amerika'nın da desteklemiş olduğu Avrupa, dünyada sürekli kaos çıksın, dünyada saldırılar çıksın, çatışmalar çıksın, herkes birbirini yesin, biz oradan üstün çıkalım ve her noktaya müdahale edelim deme peşinde. Amerika'nın zaten siz de biliyorsunuz, geçmişten günümüze, tarihine bakın, müdahale etmediği, girmediği bir yer var mı? Neyi kaldırsanız, Yok. hangi taşın altını kaldırsanız, Amerika Birleşik Özellikle de Devletleri, Orta Doğu'da. evet, Orta Doğu'da tamamen o kirli elini sürekli Orta Doğu'yu biçimlendirmek için sokmuş durumda. Bunun için sosyal medya gücünü kullanıyor. Bunun için siber güçlerini olduğu gibi kullanıyor. O yüzden ilerleyen günler ben de gönül isterdi ki çok güzel bir tablo çizeyim. Çok daha iç açıcı bir dediğim gibi perspektifte bulunayım. Ama üzülerek söylemek gerekir ki gidişatta bunu söyleyebilme gücümüzün çok da olmadığı açık bir şekilde gözler önüne serilmiş durumda. Çok teşekkür ederim vermiş olduğun bilgiler için. En azından neyin ne olduğunu senin sayende de yine biraz olsun öğrenmeye, anlamaya çalışmış olduk. Bilişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık bizlerleydi. Yayınımıza katıldığın için teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Evet, Samimi Analiz programını burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.